Kızlar bana gül verdi. Teşekkür ederim. Zor spas. Ne yapayım? Denk bejler yok mu? Var. Yahudiler de burada yaşamış. O yüzden Yahudilerin sembolü var onun üzerinde. Yani o taş Yahudilere aitmiş. Memleketime, Cizre'me hizmet ediyorum, gurur duyuyorum. Cizre peygamber şehridir. Mukaddes bir topraktır. Cizre'ye herkesi teşvik edip çağırıyorum. Evet, şimdi buradan ayrılıyoruz. Memosen türbesine gidiyoruz. Onların aşk hikayesini de orada anlatırız. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Şırnak, Cizre'deyim. Cizre, Memozin'in aşkının yaşandığı bölge. Yani Cizre demek Memozin demek. Burada her şey onu anımsatıyor. Şimdi arkama bakın. Memozin'i temsil eden fotoğraf bu. Şimdi biz Denkbej evindeyiz. Denkbej evine gireceğiz. Evet, Belgin. Denkbej ne demek? Denkbej uzun hava söyleyen. Denk ses, ses bej ise söyleyen. Evet, Denkbej evine giriyoruz. Adı ne? Esa Bervari. Şu an yaşıyor mu? Yok canım. Evet. Ben bunu hep televizyonlarda görüyordum. Şimdi görüyorum canım. Denkbej söyleyenler nerede acaba? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun buyurun. Denkbejler yok mu? Var. Neredeler? Vallahi misafirimiz falan var. İsterseniz oturun, arkadaşlar da bir misafirler gelsinler. Yani siz de onunla faydalanırsınız. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Biz nereye oturalım ben? Ya istediğiniz yerde oturabiliriz. Şuraya oturabiliriz. Burası 1817'de 2. Sultan Abdülhamid döneminde yapılmış bir hanedandır. Yani 40 odalık bir hanedandır burası. Tabii bunlar iki kardeşe kaldı. İki kardeşlerden de çocuklara, çocuklardan torunlara bölündü böyle. Bölününce bunun yarısı karşı tarafa kaldı, yarısı da Kültür Bakanlık kurumu altında bunu halktan aldı. Diğerlerine mülkü sahibi oldukları için diğerlerini satmadılar. Bu taraftakiler bir kardeşler çocuklarla birlikte kısmını sattılar. Biz de burayı restore edildik. Burası Denkbej evi diye geçindirdik. Kültür Bakanlığı kurumu altındadır. Ama Cizre Belediyesi ilgileniyor bununla. Denkbejlik nedir? Denkbej evi nedir? Şimdi Denkbejlik yani uzanlar gibi. Mesela 300-400 sene önceki bu Mezopotamya bölgesindeki mesela destanlar, ağıtlar, örfü, adeti, işte kan davaları, kız kaçırması, şusu busu, beste, o zaman kalemi, defteri ya da kamera çekimi yoktu. Bunlar gördükleri, yaşadıklarını dile getirip bugünümüze getiren, o destanları bugüne getiren bunlara Denkbej derler. Yani enstrümansız söyleyen Denkbej derler. Onun için biz burada şu an millete hizmet ediyoruz, faaliyet gösteriyoruz. Tabii Denkbejlik enstrümansı söylenen bir ozanlardı. Hani böyle falan ağıtları. Tabii biz biraz daha böyle müzik ekledik, enstrüman ekledik. Enstrümanlarla birlikte mesela kemanıyla, oduyla, cümbüşüyle biz biraz daha böyle güzelleştirdik diyebilirim. Biz şu an halka, milletimize, buraya misafirlere sadece hizmet ediyoruz. Her şeyimiz ikramdır. Çayımız, kahvemiz, suyumuz. Her şeyimiz ikramdır. Millet günde çok ziyaretçi ağırlıyoruz. Biz çok mutluyuz. Sizlere de hoş geldiniz. Öyle söyleyeyim. Ben size birkaç tane soru sorabilir miyim? Evet. Şimdi Cizre halkı, kadınların birçoğu çarşaf giyiyor. Evet. Ama bu çarşaf biraz daha kültürel gibi geldi bana. Mesela evet, bazılarının önü açık. Evet. Memozen için yaz tuttukları şimdi, için giydikleri söyleniyor. Şimdi doğru bu, mu? Bu gelenek, çarşaf geleneği belki 1400'lü yıllarındadır. 1300'lü yıllarından öncedir. Memozen'in döneminden öte. Mesela zinin çarşafa girinip mesela memoy araması bir sebeptir. Ondan sonra mesela en son bölgemize kadar tabii mesela herkes herkesi tanıdığı için bu bölgede, herkes herkesi bildiği için kadınlar rahat çıkıp gezemiyordu çarşılara, şuraya buraya. Ne yapmış? Böyle kendini örtmek için işte kimseyi görünmeyeyim diye çarşaflara donanıp öyle de dışarıya çıkıyorlardı. Bu da bir örf, adet, gelenektir. Ama gerçek geleneği Memozin'den kalmadır bu.
Şimdi baktığımız zaman Memuzin'den kalmadır. Özellikle Cizre'de var. Evet evet. Yani eğer mesela kadınların dini amaçlı giydiğini varsayarsak bu bölgenin hepsinde olması lazım, evet, ama özellikle evet. Cizre'de. Cizre'de dediğim gibi kadim şehirdir burası. İnan Cizre'de o kadar güzel yerler, güzel tarihi yerler var ki ben sabaha kadar anlatsam bitiremem. Mesela burada yani 7-8 bin yıllık tarihi bulunan yerlerimiz vardır. Ayaktadırlar, içinde demir çiment olmayan. Mesela İç Kale, Bir Cebelek dediğimiz. Hala o duvarlar orada dikili kalıyor. Mesela 1450 yıllarında mesela Hazreti Ömer'in İslamiyet'i davet ettiği yerdir. İlk Orta Doğu'ya buraya gelmiştir. Yani bundan sonra artık yukarılara doğru gitti. İslamiyet'i mektupla davet etti. Buradaki Meccusiler döneminde mesela Abbasilerden yani Meccusiler, Abbasiler, Gudiler ki şurada Bedirhaniler geldi. 3-4 medeniyet gelmiş bir yerimiz var. Tabii bunlar çok tarihi. Onun için mesela bu çarşaf olayı da Memlezim. Ben evet. Sonra bu çıktı. Mesela Mehmet Zin'in böyle herkes tanıyordu mesela bir padişahın kızı. Bir hizmetçinin peşinden koşması tabii gurur meselesiydi. Ne yapıyordu? Çarşafa dolanıp ancak sevdiği insanı öyle arayabiliyordu. Onun için mesela vefat ettiklerinden sonra da yas tuttular. Sırf siyah giysinler diye. Ondan da bir gelenek, bir söylenti vardır. Yani bir de mesela Hazreti Hasan Hüseyin'in şehit olması, mesela aşurenin dağıtılması, o çarşaf olayı, çarşafları ondan da bir söylenti vardır. Yani onun için mesela bizim bölgedeki insanlar özellikle mesela Şırnak'ta ya da Hakkari'de ya da Batman'da en bölge yakın Diyarbakır'da, Mardin'de bunlar yok. Evet. Cizre'de tabii Memuzi'nin %80 etkeni de budur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yahudi mahallesi var, Yahudi mezarlığı var, Yahudi çarşısı var, isimler hala var. Mesela biz Yahudiler Kürtçeden Cihi diyoruz. Cihi. Yani mesela Cihi demek Yahudidir. Yani işte Yahudi mahallesi, Yahudi mezarlığı. Bak buradaki eserler falan burada mesela eski evleri yıkıp tekrar inşa edildikleri zaman mesela bu tür eserler çıkıyor. Mesela bunlar Yahudi'nin, bunlar mesela Yahudi'nin eserleridir. Gel buradan bak Hazreti Davut'un mühürü, İsrail'in bayrağı. Mesela bunlar eskiden zenginleri bunu kullanırdı. Mesela banyo su için, şunu için, bunu için. Onun için mesela bunlar uzamaki sanatıyla, esiriyle çok güzel bir tarih. Şu an Yahudi mezarlıkları sağlam duruyor mu? Duruyor, duruyor. Evet, evet. Tam olarak nerede? Uyafes mahallesinde, biraz buradan uzak. Buradan uzak ama hala duruyor. Mesela bu mezar taşları farklıdır. Yani gerçekten onların mimarisi, yani adı üstünde Yahudi, mimarisi farklıydı onların. Yani çok eserleri var burada. Tabii biz bunları mesela tarihi yerler, tarihi eserler olduğu için biz bunları değerlendiriyoruz. Hacı abi hoş geldin. Siz de tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi Denk Bejler söylemeye başlamadan önce biz bu evi bir gezelim. Neler var size de göstereyim. Burada eski bir ayna ve sandık var. Burada da bir sandık var. Elek var. Saç var. Şu kısım Mardin mimarisi gibi tüf taşından, bu kısım da Diyarbakır gibi bazalt taşından. Burada eski Cizre denkbejlerinin fotoğrafları var. Ahmet-i Hane'de varmış Memuzi'nin yazarı. Melai Cizre'de var. Şimdi Memuzi'nin hikayesini yazan kişi Ahmet-i Hane. Ahmet-i Hane. Memuzi'nin burada, Ahmet-i Hane de burada. Tam yan yana duruyorlar. Seyide Hemo Ciziri, Mehmet Arif Ciziri, Hasan Ciziri yeni sanırım. Yok, fotoğraf yani. Çok yeni gibi duruyor. Bu asker Ciziri geçen sene vefat etti. Allah rahmet eylesin. O yaşıyordu, onun da sesi çok çok. Bu santranç olayı da zaten Memozi'nin hikayesinden. Evet. Bak şu fotoğrafta tavus kuşunun olması biraz bana
Ezidiliği anımsattı. Şimdi biz çok şey, akşama kadar söylüyoruz. Tabii kısa bir tençeler olmuş. Her gelen giden çal diyor, tamam. Ne yapalım? Şansınız. İşte kısmet oldu. İçinizde kalmadı. Hani Hakkari'nin dedi mi Serçava? Serçava Kürtçe başım üstüne. Evet. Siz hemen öğrenin Serçava'yı. Serçava'yı biliyorum. Ha, biliyorsun. Şimdi elimizde bu müzik aleti var. Bakıyoruz. Üstünde adı Cümbüş'müş. Mucidi Zeynel Abidin. Mucizi Zeynel Abidin'miş. Bu da def. Erbane mi diyorsunuz defi? Bak Şakir, onun fotoğrafı var orada. Nasıl davet ederim dedi. Biz şimdi bu sağ olun. Ünlü bir kebapçı var, biz ona gidelim. Gülü mü? Evet. Sinan da öyledi. Ha? Sinan da öyledi. Öyle ya, onların akılda Gülü varsa gitsinler Gülü'ye. Ama biz yeni kahvaltı yaptık. Sağ olun, düşünmeniz yeterli. Tamam. Sağ olun. Size çok afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ha, bizden söylemesi yani. Bak söylemedi değil mi? Teşekkürler. Ederiz, biz gidiyoruz. Tamam. Tamam, tamam, sağ olun. Bakarız. Biz gelene kadar burada bekleyin. Biz de uzun hava söyleriz artık burada. Birisi gelirse. Biz burada oturun. Başkaları gelirse kimse sağa sola dışı almasın. Çünkü biz hepimiz yemeğe gidiyoruz. Tamam. Tamam. Sen biz onlarla konuşuruz. Tamam. Siz burası sizin. Tamamdır. Kimlik sorun, siz kimsiniz? Tamam. Bir devletin bayrağı var onun. Günaydın. Günaydın. Akif önce, hoş geldin. Evet. Yahudiler de burada yaşamış. O yüzden Yahudilerin sembolü var onun üzerinde. Yani o taş Yahudilere aitmiş. Şimdi Kırmızı Medrese'ye gidiyoruz. Kırmızı Medrese'ye dur ya Akif. Ne? Ha. Nezdik. Nezdik. Buradaki kadınların da nasıl çarşaf giydiğini size göstermeye çalışacağım. Evet, burası. Burası evet. Buyurun. Gidelim. Kırmızı Medrese 16. yüzyılda Cizre Azizan Emiri Şeref bin Bedreddin Han Şeref tarafından yapılmıştır. Arapça, Farsça, Kürtçe ve İngilizce var. Kürtçenin bir şeyi var sanırım. Latince yazılmış hali, bir de Arap alfabesiyle yazılmış hali.
Ters kubbe var. Bakın. Şu şekilde. Şimdi Hazreti Nuh Camii'ne geldik. Hazreti Nuh Camii'nin avlusunda Hazreti Nuh'un türbesi olduğu söyleniyor. Şimdi ben Necef'teyken de Hazreti Ali'nin mezarının yanında Hazreti Nuh'un mezarı olduğunu söylemişlerdi. Yani öyle bir inanış var Şiilerde. Burada da türbesi olduğu söyleniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bazen mesela birçok yerde olabiliyor ya, bir yerde mezarı oluyor, diğer yerlerde makamı oluyor. Yani öyle bir şey de olmuş olabilir aslında. Yani hangisi makamı, hangisi mezarı, tabii onu kimse bilmez. Mezarı çok uzun. Merhaba. Abdülaziz siz. Ben oturuyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Başladınız da ben biraz soluklandım. Şunu ifade edeyim. Şimdi mesela insan normalde de hayatta da devamlı önemli şahsiyetlerin komşusu olmak ister. Kimisi mesela çok sevdiği bir sanatçının hemen komşusu olmak ister. Ya da çok sevdiği bir devlet yöneticisi. Yani kim olursa olsun ya da bir fenomen komşusu olmak ister. Niye? Devamlı onu görür, onu sevdiği için. Bu manevi alemde de böyledir. Bir insan devamlı, biz şimdi diyoruz ki ya Rabbi, Mekke Medine'ye gittiğimde o topraklarda vefat etmeyi bize nasip et, o kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz'in komşusu olalım. Böyle dua eden çok Müslümanlar var. İnsanlar aynı bu şekilde de Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yanında da defnedilmek istemişler. Hristiyan döneminde de önemli din adamlarının burada defnedilmek istendiği gibi İslamiyet döneminde de Müslümanlar da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın türbesi dahi olsa yanında defnedilmek istenmiş ve yanında komşu olmak istenmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi var. Nasıl ki gerçek hayatta bir insanın komşusu iyi ise ondan hoşnut olursun, ondan fayda sağlanırsın. Aynen öyle ya da kötü de olsa ondan yani böyle nasıl diyeyim, hoşnut olmayabilirsin. Biraz böyle için daralabilir. Gerçekte de defnedildiği zaman da insan eğer takva sahibi ise, Allah dostu birisi ise, yanına birisi defnedildiği zaman o kişi onun sevabından da istifade edebilir. Yani ve defnedildikten sonra da onun faydasını görebilir. Böyle bu tarzda bir hadis-i şerif var. Bunu nereye bağladım? Hazreti Nuh türbesinin burada olması, El Cezeri gibi zatların yanında hemen defnedilmesinin temel noktalarından da birisi budur. Bu ne anlama geliyor? Tarih boyunca da burada Hazreti Nuh türbesi olduğuna inanılmış. O zamandan bu zamana kadar değerli insanlar da, El Cezeri gibi zatlar da hemen Hazreti Nuh türbesinin yanında defnedilmiştir. İşte bu yüzdendir dünyada ilk robotu yapan ve sibernetiğin otomatik sistemlerin kurucusu olarak kabul edilen İsmail Ebu el-Cezeri nerede türbesini bulabiliyoruz? Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın camisinde Hazreti Nuh türbesinin bulunduğu hemen yanında. Burada yine eskiden buranın bir kubbesi vardı. Burası tamamen görmüş olduğunuz gibi 96'dan sonra yıkıldı. 96'dan önceki yapı da burası yıkılmıştı. Ve burada el-Cezeri'nin kardeşi de akrabası da türbesi de vardı. Yıkılmakla suretiyle birlikte sadece El Cezeri'nin türbesi kaldı burada. İki tane burada da kitabesi var. Kitabesinin bir kısmı çalınıyor. Bu kalan kitabe kalınıyor. Burada da hatta çalınırken kırılmış. Sonra buraya yapıştırılıyor. Bu şekilde El Cezeri kitabesi de günümüze kadar ulaşıyor. Cizre Ulu Camimizde orası aynı zamanda Anadolu'nun ilk camilerinden birisi ve medrese şeklindeydi. Külliye şeklinde inşa edilmiş. El Cezeri ilk eğitimini orada alıyor. Öğrenimini orada alıyor ve El Cezeri bu robotik işlere girişmeden önce, yani yavaş yavaş literatür çalışması önce yapıyor. Yani benden öncekiler acaba neler yapmış diye büyük bir araştırma yapıyor ve bakıyor ki
Mesela birinin kitabında bir aletten bahsetmiş. El Cezeri onu yapmaya çalışıyor, çalışmıyor, olmuyor. Ve bakıyor ki El Cezeri, demek ki diyor önce bir şey yapmam lazım, ondan sonra bunu eserime almam lazım diyor. Bir müddet Cizre'den kaldıktan sonra nereye gidiyor? Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır Artuklu Sarayı'nda Artuklu hükümdarı El Cezeri'nin kendi kitabını anlattığına göre diyor ki El Cezeri oraya gittiği zaman tabii padişah diyor çok böyle değişik garip bir insan gelmiş. Aynı zamanda lakaplarından birisi Bediüzzaman'dır. Diyor o zaman bana hep robot yap. Robotu yapıyor El Cezeri diyor, robot padişahın huzuruna gitti. Sağ eliyle ibriği tuttu. Suyu akıttı. Padişah abdestini aldıktan sonra robot sol eliyle havluyu uzattı. Ve padişah hayretler içerisinde El Cezeri'ye şu önemli talimatı veriyor. Diyor ki bugüne kadar yaptığın bütün icraatları, eşyaları, icatları kitaba dönüştür. Ve El Cezeri El Cami'il Beynel İlmi Vel Amel En Nafi Sanati Ve Hiyal adlı eseri yazıyor. Diyor ki ben bu eserimde 60 tane eserden söz ediyorum, bahsediyorum. Fakat daha kitabıma koymadığım çok eserler var diyor. Keşke biz de diyoruz El Cezeri o kitabına koymadığı eserleri de koymuş olsaydı da belki günümüzde daha birçok şeye çığır açacaktı diye düşünüyoruz. Ve bir de El Cezeri kimi etkilemiştir? Avrupa'daki Da Vinci'yi etkilemiştir. Biliyorsunuz Da Vinci Avrupa'da sanayi devriminin öncülerinden birisidir, etkilenenlerden birisidir. Biz de diyoruz ki İsmail Ebu El Cezeri de Avrupa sanayi devriminin dolaylı temsilcisidir, yani etkileyicisidir diyoruz. Ve laboratuvar ortamı açıyor Artuklu Sultanı. Nerede? Amit'te. Amit Sarayı'nda şu anda bu höyükte kazı çalışmaları devam ediyor. En son ne bulmuşlar orada? Yeraltı ısıtma sistemi bulmuşlar. Kalorifer sistemi. Biz ne diyorduk? Yeraltı, dünyada ilk yeraltı ısıtma sistemi, kalorifer sistemi İshak Paşa Sarayı'nda kullanılmıştır. Akif Bey burada, o gitmiştir oraya, anlatmıştır belki bu şekilde. Fakat İshak Paşa Sarayı'ndan önce, asırlar önce Amit Sarayı'nda El Cezeri tarafından yeraltı sarayı ısıtma sisteminin yapıldığını şu anda günümüzde arkeologlar çıkarttılar. El Cezeri birçok icadın öncülüğünü yapmış. Mesela ilk defa pistonu kullanmış. Biliyorsunuz pistonun kullanılmadığı teknolojide herhalde hiçbir teknoloji yoktur. Klip sistemi kilitleme sistemi yapmış. Dünyada kan aldırma, ilk defa kan aldırma cihazı yapmış El Cezeri. İnsan suretinde robotlar yapmış. İlk defa yine El Cezeri tarafından yapılmış. Mesela döngüsel hareketleri düzlemsel hareketler yapmış. Bir şey bu şekilde dönerken sonra ileri geri şekilde harekete dönüştürmüş. Döngüsel hareketleri düzlemsel hareketler. Bunu nerede görüyoruz mesela? Trenlerde. Biliyorsunuz arka tekerlek yuvarlak döndükçe öndeki tekerleği ne şekilde düzlemsel hareketten tekrar döngüsel harekete döndürüyor. Yerin altında metrelerce olan ya da derin vadilerinde geçen suları üst yerlere, tarımsal arazilere taşımak için yerin altından, vadilerden üst yerlere taşıyan sistemler, cihazlar yapmış. Üst kısmı da bir merkep yerleştiriyor ve döndürdükçe o suyu daha böyle tarımsal arazilerin ya da suda sulama amaçlı ya da su içme kullanma amaçlı şekilde kullanmış. Ve El Cezeri kendisi şu önemli, başta anlattık şimdi buraya birleştiriyoruz. Kitabında şunu söylüyor: ben neyi anlatmış ise önce ben onların hepsini yaptım, denedim, çalıştılar, ondan sonra kitabımı aldım. Şunu demek istiyor: eğer asırlar sonra 21. yüzyıla geldiğimizde bu zamanda kitabımın İçindeki robotları gerçeğini yapmaya çalıştırsanız çalışacak ve şu anki günümüzdeki El Cezeri'nin kendi kitabında anlatmış olduğu bütün cihazlar, robotlar, icatlar hepsi gerçeği yapıldı, tıkır tıkır çalışıyor ve gerçekten El Cezeri'nin dediği gibi de haklı çıktı. Dubai'de var, işte Profesör Doktor Fuat Sezgin Hoca ve Alman bilim adamları beraber yaptığı Philips Saati robotları var. Bunların tamamı çalışıyor. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? El Cezeri'nin bilimsel yönü gösteriyor. Bizim bilimsel felsefemiz, yani şu anki dünya felsefesi diyelim, pozitif determinizm biz düşüncede. Yani bir şeyi denemeden o bilimselliğe geçmiyor. El Cezeri de hepsini denemiş, o şekilde kitaba konmuş. Bu yüzden de bilim aleminde El Cezeri'nin yeri bambaşkadır. Ve ne diyor El Cezeri? Denenmemiş her bilgi
doğru ile yanlış arasında bir yerdedir. Bu nedenle El Cezeri bilim aleminde bütün yönüyle çok muhteşem bir dahi. Şunu da ifade edeyim, bu çok önemli. El Cezeri Cizreli demektir. Yani Cizre'de doğmuş demektir. Çünkü Cizre'nin adı eski zamanda Ceziretül İbnül Ömer idi ve bu şehirde doğan alimlerin, yetişmiş büyük alimlerin lakap olarak El Cezeri lakabını aldığını görmekteyiz. Onlardan birisi de Cizreli İsmail Ebulis El Cezeri. Kaynak sormak isteyen olursa Şemsettin Sami'nin Kamusul Alam adlı eserinde Cizre maddesine baksın, oradan görebilirler. Çok teşekkürler. Rica ederim, sağ olun. Evet, şimdi buradan ayrılıyoruz. Memosen türbesine gidiyoruz. Onların aşk hikayesini de orada anlatırız. İşte Çinli. Memosen'i Çince'ye çevirmişti. Abi Çince okuyordu var ya. Zaten bir kelime bile anlayamıyorsun. Çince hiç bilmiyorsan. Şimdi mesela biraz Arapça'yı dinlesen ya da Farsça'yı dinlesen ya da Türkçe'yi dinlesen ya da Kürtçe'yi dinlesen ortak kelimelerimiz var ya. İslam dininden dolayı açık anlıyorsun. Yani mevzu ne, konu ne, ama Çince Memuzini dinliyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Ama o kadar iyi biliyorlar ki Memuzini, hikayeyi, müthiş bir şeydi yani. İlginç. Evet. Çince olması. Şimdi biz Memuzin türbesine geldik. Evet, biraz da onların hikayelerini dinleriz. Burası Mir Abdal Medresesi. Cizre'miz İlim şehri olduğu için siz her adımınızı attığınız bir yerde bir medrese görebilirsiniz. Burası da büyük bir kısmı yıkılmış, tahrip olmuş Mir Abdal Medresesidir. Yapısı itibariyle yani mimari mantalite olarak kırmızı medreseye çok benziyor. Hemen göstereyim size. Bakınız, burada kuyu var, burada havuz var. Ve buralarda derslikler, ders yapılan dertler ve burada da yine mescid, burada da türbe. Aynı kırmızı medresede Molla Ahmet Cezeri'nin türbesi vardı. Evet. Ortada havuz vardı, kuyu vardı. Yine diğer hücrelerde de derslikler vardı. Bu mantalitede kurulmuş Mir Abdal Medresesi ve bu medresenin en temel özelliklerden birisi birbirlerine kavuşamamış olan ve aşkları dillere destan olmuş Mehmet ile Zin'in, Memuzin diyelim hikayesinin, Mehmet ile Zin'in türbelerinin bulunduğu yerdir burası. O yüzden belki buraya binlerce insan devamlı ziyarete gelirler. Dünyanın her yerinde insanlar gelir buraya. Az önce de söyledim, Çin'den gelenlere biz şahit olduk ve bu Çinli kişi de ne yapmış? Memuzin'i Çince'ye çevirmiş ve Çince şiir formatıyla da bize okudu. Buraya geldiler ve çok duygulandılar. Tam da evlilik yıl dönümüyle eşiyle beraber buraya gelmişlerdi. Biz onları görünce ben de duygulandım gerçekten yani böyle. Sevip de kavuşamayanlar buraya gelip dua ediyormuş. Evet, şimdi şöyle, hani bazı diyorlar ya zaten onlar kavuşamamış, kavuşmak isteyenler niye buraya geliyor? Aslında böyle, ya Rabbi onlar kavuşamadı, bari biz kavuşalım yani. Biraz böyle bir umutla ifade ederler. Memuzin hikayesini kısaca ben anlatacağım. Hikaye çok uzundur, zaten burada anlatamayız. Çok kısa bir iki yerini anlatacağım. Ondan sonra sizin merakınıza havale edip size bırakacağım araştırıp okumanızı. Şimdi Mehmet divan katibinin oğludur. Yani Cizre emirinin yöneticisinin divan katibinin oğludur. Zin de hayat, yaşam demektir. Mir Zeddin'in kız kardeşidir. Bunlar birbirlerine aşık oluyorlar. Tabii bu bir de Cizre emirinin yöneticisinin de böyle bir yardımcısı dediğimiz Bekir isminde birisi var. Bu hikaye boyunca devamlı ikiyüzlülüğün, fitnenin bir temsilcisi olarak, kahraman olarak karşımıza çıktığı için biz ona Beko diyoruz. Kolay kolay kimse ona da Bekir demiyor. Bekir de şöyle düşünüyor, yani Mehmet ile Zin kavuşursa şöyle bir şey var, benim koltuğum sallanır, elden gider. Çünkü ne olur bu sefer? Mehmet Cizre emirinin damadı olur, damat da ne olur? Damatı da bakan yaparlar. Bekir de kürsüsünden olur. O da diyor ben ne edip etmeyeyim, bunlar birbirlerine kavuşmasın ki benim yerime geçmesin.
Ve ne yapar? Bütün ömrünü bu bağrı yanık iki aşığın birbirlerine kavuşmaması için bütün zekasını, aklını buna sarf eder, buna harcar ve bunların etrafında dolanan, dönüşen hikaye macerası bu şekilde devam eder. Tabii şöyle bir şey var. Bekir Cizre emirine kendini ispat etmek zorunda. Hani fitne fesat, işte yalan dolan bu iki aşklar arasında bire bin katarak söylemiş olduğu iftiralar şunlarla Cizre emiri de ilk başta tabii inanmıyor ama Bekir de bu, ona inandırtmak için bir plan geliyor aklına. Mehmet'e diyor ki gel diyor. Cizre iç kalesinde Reza Miramir Bahçesi dediğimiz işte Cizre Sarayı, orada yönetim merkezi orasıydı. Diyor gel orada Cizre emiriyle bir santranç turnuvası yapalım. Tamam diyor ve gidiyor oraya. Şimdi tabii oyun başlıyor. Bu sahne Cizre'de özellikle tablolaştırılmış muhteşem bir manzara, bir sahne. Belki siz bu bahsettiğim sahneyi, fotoğrafı da ekleseniz anlattığım şey daha çok canlanır. Ve santraç turnuvası başlar. Şöyle diyelim, Cizre emiri burada, bu tarafta Mehmet oturuyor. Cizre emiri de bu tarafta oynuyor ve santraç oynaya başlıyorlar. Bekir de, Beko da ayakta onları izliyor, duruyor. Şimdi Mehmet devamlı birkaç el Cizre emirini santraçta yeniyor. 1, 2, 3, 4. Bekir de oradan bakıyor. Efendim diyor. Cehcehop yürüstüre. Yani yer yerden şans getirir. İsterseniz bir yer değiştirin. Cizre emirinin karizması da biraz zedeleniyor. O şey de var. Tamam diyor. Tabii Bekir bunu niçin söylüyor? Bekir şundan dolayı söylüyor. Bakıyor ki o esnada zihin şöyle pencereden hemen o ortamı izliyor. Aklına bu şeytanlık geliyor. Mehmet diyor eğer bu tarafa çevirsem tamamdır diyor. Ve Mehmet bu taraftan bu tarafa, Cizre emiri de bu taraftan karşıya geçiyor. Cizre emiri bu sefer Mehmet'i yenmeye başlıyor santraçta. Çünkü bağrı yanık olan, aşktan bağrı yanık olan Mehmet gözü penceredeki zine ilişiyor. Zaten aşklar boşunda. Artık oyunu moyunu her şeyi unutmuş. Yenilmeye başlıyor. Ve Bekir ikinci hamlesini yapmaya başlıyor. Diyor ki efendim diyor bizim Mehmet'in bir sevdiği var. Böyle yüzü kapkara, dudakları böyle şişkin, böyle kötü tasvirler yapıyor. Ben yapmayayım tasvirleri. Hayır diyor. Efendim diyor benim bir sevdiğim var. Aydan daha parlak, güneşten daha güzel, selvi boylu, kendi sevdiğini met etmeye başlıyor. Mira anlatmaya devam ediyor. Bekir bu sefer üçüncü şeytanlığı yapıyor. Diyor ki peki diyor senin sevdiğin kim o zaman o kadar anlatıyorsun? Diyor zindir, bak işte penceredidir. Aşk sor hoşundadır, her şeyi itiraf ediyor. Hani bilirsiniz biri narkozdan çıktığı zaman böyle her şeyi anlatır ya, evet. Ne yaşamışsa. Aynen o da aşk narkozundadır Mehmet. Anlatıyor, itiraf ediyor sevdiğini. O da diyor, bak efendim gördünüz ben ne anlattım değil mi? Hepsi doğru çıktı değil mi? Tabii o aktarmış olduğu yalan yanlış şeylerle, güya bunu ispatıyla ne yapıyor? Cizre emiri hemen ayağa kalkıyor ve Mehmet'i zindana atın diyor. Ve işte o acıklı aşkın dönüm noktası burada başlıyor. Mehmet'in ömrü şu anda Cizre iç kalede, orada bir yapı var. Mecusilerin tapınağı dedikleri ateşgede, çok tarihi eski bir yapı. Mehmet'i oraya zindana attıktan sonra artık orasının ismi Memuzin Zindanı diye meşhur oluyor. Ve Mehmet orada kalıyor, vefat ediyor. O arada da zin böyle kaçamak yapıp gidip görmeye çalışıyor, geliyor ama büyük kahırdan zin de vefat edip iki bu bar yani aşık vefat edip buraya defnediyorlar. Peki Bekir'e ne oluyor? Biz bir aşağı inelim, oradan anlatayım. Tamam. Ben bu hikayeyi okuduğumda Mehmet'i Beko öldürttürüyor, zehirliyor diye okudum ama doğru mu? Şimdi şöyle bir şey var. Değişik varyantlar var hikayede. Ortak noktalar üzerinde ben gidiyorum. Şimdi tabii Mehmet ile Zini bu Mir Abdal Medresesi dediğimiz yere defnediyorlar buraya. Peki Bekir'e ne oluyor? Bekir de
öldürüldükten sonra alemi ibret olsun diye bu iki bağrı yanık aşıklar bunları dünyada kavuşmalarına engel oldun ama onlar alemi ibret olsun diye ahirette kavuştular ve Bekir'i de buraya defnettiler. Burası da Beko'nun türbesidir. Hatta Bekir'e mezar kitabesi bile koymamışlar gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir şey de var. Bu tarz hikayelerde böyle aşıkların defnedildiği yerde gül bitme motifi dedikleri gül çıkar. Buradan eskiden beri burada bir gül olduğunu söylerlerdi, görenler var. Restorasyondan sonra yapısını bozdukları için bu gül bu ortadan kalkmış. Normalde burada da bir gül çıktığını ifade ederler. İp bağlarlardı. Bu olan hepsi yazıyla dolu evet. Devam. Bu dualar. Zaten yazmışlar oraya. Eski geleneklerimizde biliyorsunuz ki dilek ağacında işte çapul bağla vesaire. Bu Cizre'de bu yapı bayağı bir azalmış. Yani bilinçlenme mi diyelim bilmiyorum ayrı bir şey. Ama eskiden beri şurada görmüş olduğunuz hemen pencerenin, çok iyi hatırlıyorum annemle geldiğinde pencerenin bu işte korkuluklarını, demir parmaklıklarını herkes bez. İp bağlar, çaput bağlar, bez bağlar bir dilek bulunurdu. Sonra taş, böyle taşı duvara sürter eğer o taş duvarda yapışırsa, düşmese dileği kabul olur diye böyle bir inanç vardı. Artık bu şey kalktı, böyle bir şey yok. Yani böyle eskiden de birçok yerlerde devam eden yerler var ama bu Memlüzyum'da da bu da vardı. Bu kalktı fakat hala gelip de böyle sevdiklerinin isimlerini duvara, buraya kavuşmak için yazanlar var. Toprağı yani böyle bir şey yapmayın diyoruz. Tarihimize zarar vermekten başka bir şey değil bu. Öyle diyelim yani. Çocuğu olmayanlar gelip buradan toprak alıyormuş. Toprak almayın diye buraya yazı yazmışlar. Kızlar bana gül verdi. Teşekkür ederim. Zor spas. Siz niye bu kadar güzel? Hoşçakalın. Mesela şu giden kadına bakın. Az önce başındaki örtüyü çıkardı, düzeltti. Ama mesela çarşafını şu an giye giye gidiyor sanırım. Aynen. Bunu size söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani kültürel olduğunu göstermek için söyledim. Yani İslami olarak giyinenler var, onlar belli ama kültürel olarak da devam etmiş olanlar da var. Dikkat etmişsinizdir. An itibariyle böyle çok çarşaflı bayanlar görebiliyorsunuz şu anda. Şu sebebi şu, bugün Perşembe. Cizre'de biz evora ine diyoruz. Yani aynı Arapçadaki tabir gibi. Yani bugün şu anda Cuma gününün yani Cuma gününe bağlandığı vakit olduğu için bu şekilde ifade ederler. Ve mezar ziyareti gerçekleştirdiler. Zaten az önce Memlüzyum'un yanında mezarlık olduğu için insanlar artık devamlı buradan mezarlığa giderler. Bizde mezar ziyaretleri çok kuvvetlidir. Yani ihmal etmezler. Hatta belki bir ay böyle eğer yakını vefat etmişse en az bir ay aralıksız giderler. Ondan sonra ara ara giderler. Ama muhakkak böyle uzun ara bırakmadan giderler. Bu yüzden şu anda gittikçe siz kalırsanız orada daha da kalabalıklaştığını görürsünüz. Çarşaflı insanları daha fazla görmeye başlarsınız Cizre mezarlığında. Evet, karşımda da bir sürü çarşaflı kadın var. Cizre'de bir seyit vefat ettiği zaman başka yerlerde var mı bilmiyorum, görmedim. Hani siz çok geziyorsunuz, rastladınız mı onun için ben de merak ediyorum. Şöyle bir şey var, Cizre'de bir seyit vefat ederse vefat eden kişinin seyit olduğunu göstermek için, ifade etmek için bir sancakla, yeşil sancakla tabutun önünde, cenazenin önünde yürüyüş yaparlar. Yani mezarlığa götürürken o yürüyüşte
en başta durur. Yeşil sancakla, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sancağıyla. Hiç karşılaşmadım. Evet, Cizre'nin bir özelliği bu. Siz o kadar yere dolaşıyorsunuz, demek ki siz de den gelmediniz. Ben de diyorum, acaba başka bir yerde var mı? Bu Cizre özgü bir şeydir. Seyit ise birisi vefat ettiğinde, o cemaatle beraber gidildiğinde, tabutun, cemaatin en önünde birisi o yeşil sancağı tutar, yola devam ederler. Mezarlığa defne kadar eşlik ederler. Dışarıdan birisi de baktığı zaman o sancağı görür görmez bu vefat eden tabutta olan kişinin seyit olduğunu anlamış olur. Bu yeşil sancak da Cizre'ye özgü bir şeydir. Böyle refakat eder cenaze merasimine. Çiki de. Tamam emekçi. Yani çiki de. Emekçi ne? Sisse pısısı. Hatta bak. Çok kâma bak. Şuraya girebilirsiniz. Şimdi burası bizim şöyle burasının ismi Yeni Çarşı ama artık eski bir çarşı. Cizre'nin şunu merak edebilirsiniz, böyle çok tarihi yapılı çarşısı nerede? Bizde Kayseri Çarşısı denilen bir çarşımız vardı. Kayseri'de biliyorsunuz Roma sultanlarına verilen isimdir. Ondan dolayı bizim bu hemen bu tarafta böyle eski tarihi yapılı çarşımız vardı. Bu Kayser Çarşısı hem şeyde hem Mardin'de hem Irak'ta da bulunur. Cizre'de var. Irak'ta bir yangın, var, bir İran'da yangın, var. Bir, evet, bir üstü yangın sonucu, kapalı çarşı evet. Anlamı da taşıdığı söyleniyor bir Arapçada. Yangın neticesinde hepsi mahvolup yok olup gidiyor. Ondan sonra burayı yapıyorlar. Burası çok fazla eski olmamakla birlikte ama şurada mesela artık yok olmakla yüz tutan kalaycılık burada görebilirsiniz. Değerli amcamız da devreden kalma çocukluğundan biri burada bu işi yapıyor. Çocukken burada başlamış, bu yaşına kadar kolay gelsin. Cani mama boşi. Sarıçı abone şeyh Kudret Kuvveti bir de inşallah. Kudret Tarızı bir amcamızın ismi Nezire Kenan. O da Cizre'mizin değerli bir esnafı, maşallah durmadan çalışıyor. İşleyen demir paslanma hesabı, dededen kalma bu yeri hala devam ettiriyor. Herhalde bu geleneği getiren son temsilcilerinden birisi diyebiliriz. Maşallah dedemiz çok çalışkan. O kadar çalışkan ki bakmıyor bile bize. Ya şöyle bir şey var. Şimdi kendisini haberlere çıkarttık bu emeklerinden dolayı. Evet. Artık herkes tanıdığı için sayısızca insanlar fotoğraf çekiyor. Birazcık da artık bıkmış yani. Anladım. Çünkü sayısızca kişi onun fotoğrafını çekti. Anladım. Burada da işte kalaycılar çarşısı, demirciler çarşısı. Ondan sonra gelmiş olduğunuz gibi aşağı doğru yöresel kıyafetlere doğru gideceğiz. Bir şey daha da var. Onu birazdan göstereceğim. Biraz böyle damak tadımıza hitap eden bir şey. Yakınlaşınca göstereceğim onu sizlere. Tamam. Evet, burada otlu peynir var. Burada otlu peynir var. Van'ınkinden farklı mı? Evet, onu diyeceğim. Biz buna sirik diyoruz. Şimdi genel içinde ot olan peynirlere otlu peynir denilir. Bu genel attır. Ama kendi içinde tamamı yöreden yöreye, şehirden şehire farklılaşıyor. Çünkü bizim yörenin, bölgenin otundan yapılıyor. Sirmuk dediğimiz sirmuktan yapılıyor. Bu yüzden sirik diyoruz. Tamamen Van'dakinden farklı. Görmüş olduğunuz gibi bizim sofralarda yani sirik yoksa o kahvaltı yapılamaz. Tadı çok güzel. Burası da Cizre'nin dededen kalma en meşhur yerdir. Bu şekilde üretim yapılan bir yerdir. Kolay gelsin. Burada her aşiretin kendine özgü geleneksel kıyafeti varmış. Yine görüyoruz şıkır şıkır elbiseler, kumaşlar. Şimdi bir çaycıya geldik. Merhaba. 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 Merhaba.
Herkese okuna. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Efendim? İyiyim, siz hoş nasılsınız? Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Burası da Dahvet Celu dediğimiz Celal amcamız. Buraya gelenler, ziyaretçiler muhakkak amcamızı ziyaret edilir. Çok hoş bir böyle muhabbeti var. Ben çok da güzel hikayesi var kendisi anlatsın. Ben 62 yıllık kahveciyim. Ben 13 yaşından beri şu ana kadar kahvecilik yapıyorum. Memleketime, Cizre'me hizmet ediyorum, gurur duyuyorum. Cizre peygamber şehridir. Mukaddes bir topraktır. Cizre'ye herkesi teşvik edip çağırıyorum. Teşekkürler. Esas ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben 62 yıldır kahvecilik yapıyorum. Cizre'me hizmet ediyorum, gurur duyuyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi Cizre'nin şu fotoğraf Cizre halayla dünyaca meşhurdur. Hani bunu Cizre'de olduğumuz için bunu söylemiyoruz. Cizre halayı dünyaca meşhurdur ve Mardin'de düzenlenmiş olan bir halay yarışmasında Cizre birinci seçiliyor. Bu o zaman da gazetelere çıkıyor. Çekilmiş bir fotoğraftır. Bu gazette rahmetli Muhammed Arif Cizrevi 1983'te Irak'tan bana hediye etti. Fotoğrafı da orada mevcut. Dengbeş deyince akla gelen en meşhur Mehmet Arif Ciziri var bu fotoğrafı. Burada hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şu da Hasan Ciziri'dir. Bu da Cizre'nin bizim önemli sanatçılarından birisi. Türkler arasında çok meşhurdur Hasan Ciziri. Şurada da Ahmet Cemil var, Meryem Kuan var. Bu da kadın dengecimiz. Şurada da asker Ciziri var. Peki burası neresi? Siz bilirsiniz. Burası İran. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası Saraga Seyit ama. Hevraman değil. Bir ara çok zorlu bir yolculukla gittiniz oraya değil mi? İran'daki Kürtlerin o Denevaniye ile İran'a. Aynen, orada bir tane program vardı. Oraya gittik. Şimdi Guri amcanın yerine geldik. Buranın kebabı meşhurmuş. Kebaba Guriye Hamit. Hamit değil. Hamit. Amcamız hem kebabıyla Hamit meşhur dedim. Hem de nüktedanlığı ve yapmış olduğu latifeleriyle meşhur. Tabii amcamız vefat etmiş. Bu nüktedanlığı çocuklarına da geçmiş. Bakalım birkaç böyle nükte ve latife yapacak mı bizlere bakacağız. Bakalım. Merhaba, hoş bulduk. Nereye oturalım? Bir dakika. Nereye istersen. Yani basın yolduk yeri ama. Evet, şuraya oturalım. Burada çok değil mi? Cenazeyi bitmese. Sen biraz değmez mi? Sağlıklar bana. Ben olsun götürüyorum. Abi niçin buraya Ahmet kebabı yani? Farkı ne? Farkı mı? Farkı biz hani, ben biliyorum yani, gerçeği mi söyleyeyim? Yiyen bir daha mı geliyor? Yiyen bir daha acaba, gelmiyor bir şey mi var? Adam bir kere gelen gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Gelen ömür boyu gelir. İkinci defa değil. Ben bunu samimiyetle söylüyorum. Yani temel şey sumak, yani sumak farkı tabii mı var? Tabii ki sumağımız biz kendimiz yapıyoruz. Kebaba sumak atılıyor. Tabii ki. Kebaba sumak atılmaz. Sonradan mı çok? Bizim kebabımız sadedir. Baharatsızdır. Ama isteyen sumak dökebiliyor. İsteyen sumak da dökebiliyor. Sumak da bizim kebabın özelliği şu. Biz kendimiz, kendi kesmemiz, kendimiz yapıyoruz. Asla kasatın bir et almıyoruz. Asla. Bugüne kadar da almadık. 70 yıldan bellidir. Bir kilo et dahi kasattan almadık bugüne kadar. Kendimiz besliyoruz, kendimiz kesiyoruz. Mesela yarın gelip alabilirsiniz. Her gün kendimiz kesiyoruz. Kebabı özellikle bir işlem. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bir yerde kuşbaşı varsa onların kebabını yemeyin. Bizim kebabın özelliği odur. Komple. Çünkü sen antikot seçersen, konfiyesini seçersen o kebabın bir tadı kalmaz ki. Doğru mudur?
Yani onun için baştan dedim, hilesizdir. Çünkü çok şükür sizden önce Kuri amca mı yapıyordu? Kuri? Bizden önce ben tabii ki bizden önce benim dedem geldi. Tabii. Babadan geldi. Evet. Kuri'den mesela Kuri bir hükümeti babam bulur. Ondan bana kaldı. Bende de oğluma kaldı. Hadi devam. Yani sen şu kebabı sen hiçbir yerde bulamazsın. Çünkü farkısız bir bağ, yani bağırsız. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ekmek sepeti de güzel Mustafa usta. Bunun ilacı hani bu, bunun ilacı şudur. Bu Cizre usulü kebabı. Biz bu Cizre usulü kebabı. Biz diyoruz, şimdi biz Cizre kebabı deyince başka yerlerde kebabı var. Sanki onları gibi, normal bir kebap gibi zannediyorlar ama yedikten sonra... Aynen. Bunun özelliği de şudur bu abi. Mesela çatalı ver. Aslında bizim kebabın yanında şey gitmez, salata gitmez. Bu sumak da bu sadece Ağustos kısmından yapılmadı. Sadece Ağustos kısmında yapabilirsin. Bunu güneşte yapıyoruz. Bu sumağın özelliği de bu. Kebabın özelliği bu. Sumağın bir de biliyorsunuz hazmetme özelliği var. Etin fazla yağsını alıyor. Evet. Yağını alıyor ve bunun ilacı bu. Hiçbir şekilde dokunmuyor yediğiniz yemeğe. Bir de bu sumağın özelliği, bir özelliği daha anlatayım. Koronavirüsüne iyi geliyor. İstiyor, onu da boş ver. İstediğiniz kadar yiyin. Asla bu yapmaz. Asla bu yapmaz. Deneyebilirsiniz. Bu yapmaz asla. Bunun özelliği var. Soğan. Şöyle. Bunun özelliği budur. Domates, biber. Salatayı kullanmayacaksınız. Ben de öyle yapmayacağım. Normalde bu 4-5 sene içerisinde bu salata biraz adet oldu. Yoksa eski zamanlarda bu yoktu. Barış yapıyor. Aynen, öldürüyor yani. Afiyet olsun. Gerçekten de güzel tadı. Şöyle açıklamam yok, kapını çöreyim mi? Kapını içer misiniz? Ayran. Olur, biter. Harbiden çok güzel. Biz yemeğimizi yiyelim. Özellikle et seçiminde çok hassas olan misafirlerini buraya getirdim. Hani böyle buraya getirirken bile hep tereddütler vardı. Yok böyle, yok şöyle, yok şöyle, ondan istemem böyle, ben etten anlarım. Ama kimi diyemiyorlar. Hayır, kimi getirmişsem hakkı teslim etmişler. Daha önce sizlerin de hakkı teslim etmişler. Gerçekten çok iyi. Ben dışarıda asla kebap yemem. Ben ama tadı çok iyi. Evet, kebabımızı yedik, çıktık. Gerçekten kebaba müthişti yani. İlk defa bir yerde kebap beğendim. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Buralardasın belki, büyük ihtimalle görüşürüz. Aynen, buralardayım. Sen dönüp dolaşıp belki buralara gelsin. İnşallah, bakalım. Kendine iyi bak. Cudi'ye çıkabilsem iyiydi. Ya Cudi işte yasaklı. Özel izin alırsan çıkarsın. Verirler mi? Bilmem, başvur, dene. Deneyim o zaman. Valiye bir dene. Geçen gelmişlerdi bu Elazığ'dan. Bir de vali de Elazığ'dan. Onları gezdirdim burada. Sonra şey çıktılar, izin vermişlerdi vali. Cüy Dağı'nın Sarı Tepesi'ne izin verir yani, kişiden evet. Kişiye değişiyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok zahmet ettiniz, çok güzel bilgiler verdiniz. Hoş anladın. Hoş bulduk. Hayli memnun. Hayş mı Koran? Ben Begem, hayli memnun. Teşekkür mi Koran? Spaz mı sana? Çok sağ olun, hoşça kalın. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum, tekrar Cizre'ye bekleriz. İnşallah, çok sevdim burayı. Valla sizin bilgilerinizle buranın kökünü anlamış olduk aslında. Evet, bu videoda da Cizre'yi ve Cizre halkını size tanıtmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.